Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Moraller muhtemelen hepinizde benimki gibidir. Benimki de sizinki gibi. Yani birbirimizi en çok anlayacağımız zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Şimdi biz birbirimizi anlamaya çalışırken araya nifak sokmaya çalışan Amerika menşeili, İsrail menşeili ya da farklı menşeili arkadaşların laflarını pek fazla ciddiye almamanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar sosyal medya bir bataklık, bir çukur. Kimin ne mal olduğu belli değil. Gerçekten de belli değil. Ve sosyal medyada herkesin peşinden giderseniz evin yolunu bulamayacak kadar aciz duruma düşersiniz. Şimdi gündemdeki konu nedir? Fenerbahçe'nin Alanya maçı. Ancak öncesinde birkaç ekleme yapayım. Sercan amca diyor ki TFF yetkilileri sabah saatlerinde Eryaman Stadı'nda Ankara Gücü Galatasaray maçı için inceleme yaptı. Eryaman Stadı sosyal medyanın zaten bugünkü konusu. Çarşamba ya da Perşembe günü tekrar iki inceleme daha yapılacak ve nihai rapor o zaman verilecek diye. Şimdi ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam. Bu olayı öyle deşerim ki ülkede futbol oynanmaz. Cidden bak öyle deşerim. Hiçbir stadın zeminin bu zeminden farkı var mı? Gerçekten merak ediyorum. Antalya'da Gaziantep'te biz ne zeminlerde oynadık? İkincisi arkadaş şampiyon yapacaksanız buyurun yapın. Dünden beri yapılan kahpeliğin dünden beri yapılan şeyin haddi hesabı yok. Gerçekten de haddi hesabı yok. Ya ben futbolu değerlendiririm. Sıkıntı değil. Ben futbolumu eleştiririm. İsmail Kartal'ı yerin dibine sokarım. Sıkıntı değil. Sosyal medyada o kadar güzel örgüt olmuşlar ki o kadar güzel. Yani yalanlarına insanlar inandırır olmuşlar. Galatasaraylı arkadaşlar bak bir yorum yapıyorken yemin edebiliyorsanız ben sizin hani yorumunuza inanırım. Yemin edemiyorsanız ben sizin çamur olduğunuzu, pislik yapmaya geldiğinizi anlarım. Bu kanalda özellikle yorum yapan arkadaşlar. Şimdi eski hakemler, tırıyor ekibi hepsinin görüşlerini aldım. Topladım bir tarafa. İlk yarıda Fatih ve Augusto'nun yemesi gereken sarı kartlardan bahsediyorlar. Kaldı ki bir tanesini hepsi atladı. Hediye gelip gelmesine rağmen oyuncu sedyesiz kenara çıkıyorsa hakeme itiraz ediyorsa sarı karttır. Onursuz musunuz hakemler? şeref yoksunu musunuz? Fırat Aydınus senin hiç mi şerefin yok? Erman Toroğlu senin hiç mi şerefin yok mesela? Merak ediyorum hiç mi yok? Sen hakemsin sahanın ortasındasın. Sediye'yi sen çağırıyorsun. Sediye gelmesine rağmen oyuncu seni hiçe sayarak gidiyor ve bunun karar sarı kart değil mi? O zaman sizin gerçekten şeref yoksun olduğunuzu düşünürüm. Ya senin ha hakem olarak otoriteni sarsmış. Düdük çalmışsın, faul vermişsin. Futbolcu topa vurmuş. Niye sarı kart veriyorsun? Otoriteni sarstığı için değil mi? Düdük çalmışsın, Paul vermişsin. Hakem sana var işareti yapıyor. Otoriteni sarsmış. Gözlük yapıyor. Otoriteni sarsmış. E kaldı ki sen sediye çağırmışsın. Oyuncu sedyesiz çıkmış. Şerefin gururun yoksa vermezsin sarı kart. Birincisi bu. İkincisi İsmail Yüksek Rövaşatı'ya kalkmaya çalıştı pozisyonu. Hiçbir darbe yok. Kendini yere atıyor. Yüzünü tutuyor. Şiddetli abartılı şekilde sahtekarlık. Bunun adı kendini yere atma değil mi? Bunun adı hakem aldatma yönelik hareket değil mi? Ben merak ediyorum. Erman Toroğlu, Fırat Aydınos, Trio ekibi hepsini Herkese soruyorum. İki tane hareket yapmış Fatih Aksoy. Hakeme rağmen sedyesiz çıkmış. Kendini yere atmış. Bu bir. Bu iki tane hareket sadece. Ayağa vurma var. Şiddetli itiraz var. Bir vurma daha var. Şey, ayağa basma var. Ayağa vurma var. Dört tane sarı kartı ilk yerde yemesi gereken Fatih Aksoy sarı yememiş. Augusto bütün hakem otoritelerine göre Augusto'nun yemesi gereken iki sarı kart var. Bir Galatasaraylı'dan duydunuz mu? Ya rakipte de, de Augusto yemesi lazımmış. Sizde de Cengiz yemesi lazımmış. Ya Kur'an'ın üstüne yemin edin. Çoluğunuzun çocuğunuzun üstüne yemin edin. Ananızın babanızın üstüne yemin edin. Dininize imanınıza yemin edin. Deyin ki Tadiç kırmızı yememiş. Bütün hakemleri dinledim. Trio ekibinin üçü de diyor ki Tadiç'in yemesi kırmızı yemesi, yemesi gerekmez. Sarı yeterli diyor. Ona rağmen yemin et yani yemin dahi edemiyorsunuz. Ben bu trollere direkt basıp engeli geçiyorum. Neymiş Cengiz sarı yemeliymiş. Tamam ikinci sarı yemeliymiş kabul. Ben sizin siz benimkini kabul edin ben de sizinkini kabul edeyim. Fenerbahçe'nin penaltısı penaltı demiş. Değil. Fenerbahçe'nin penaltı Kayseri Galatasaray Kayseri maçında aldığı üfürük saçma hırsız penaltı nasıl penaltı değilse bu da değil. Galatasaray Başakşehir maçında ilk devredeki maçta aldığı hırsız penaltı nasıl penaltı değilse bu da değil. Gaziantep'te İkardi adamın suratına vururken ayağına vuruluyor diye o vuruştan sonra verilen penaltı nasıl penaltı değilse bu da değil. Siz çaldığınız 6 puanı geri iade edin. Fenerbahçe'de penaltıyı geri iade etsin. Buyurun. İkisini birden yani hepsini birden iade edelim. Alanya'nın golünde bir sıkıntı yok. Bak hakem yorumlarını söylüyorum size. Alanya Spor'un Fatih ve Augusto'nun ilk yarıda yemesi gereken iki sarı kart var en az. Cengiz Ünder'in ikinci sayıdan sarıdan oyundan atılması gerekiyor. Bütün hakemlerin ortak kararı. Dahası da var. Augusto için 3 sarı kart olmalı ilk yarıda. Fatih için 4 sarı kart olmalı ilk yarıda. Hadi bir tanesini çok e, ortaklaşamadılar. Fatih içinde 3 sarı karttan bahsediyor. Şimdi merak ediyorum. Fatih ve Augusto'nun yemesi gereken sarılar 30. dakikayı geçmiyor arkadaşlar. İki futbolcu da 30. dakikayı geçmeden iki sarıdan atılıyor. Cengiz'i sarısı 45 artılarda ikinci sarı. Şimdi çok merak ediyorum. Alanya 9 kişi. Cengiz o ikinci sarıyı yiyecek salaklığı yapar mı? Ya da Alanya 10 kişi Augusto o salaklığı yapar mı? Alanya 10 kişi, Fenerbahçe 11 kişi. Fenerbahçe maçı oraya kadar bırakır mı? Alanya 9 kişi kaldı. Cengiz Sarı'yı yemedi. Maç nasıl bir hale gelir? 2 gol atan Augusto kırmızı yiyip atılması gerekirken maçın kaderini getiriyor. Ve utanmadan Allah'tan korkmadan tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyip hala konuşuyorlar. Fenerbahçe taraftarının sabrını sınıyorlar. Sizin konuşacak yüzünüz var mı ya? Siz gidin saklamakta kaldığınız posterlerinizle konuşun. Siz gidin bıraka bıraka bir tek kupayı bırakacağınız şeyi konuşun. Arkadaş ben Fenerbahçe'yi eleştiririm. Ben Fenerbahçe'yi eleştirdim. Ben İsmail Kartal'ı yerin dibine sokarım. Sokacağım da zaten. Çünkü İsmail Kartal sınıfta kalmıştır. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna el freni çekmiştir. Bu ikinci kez oldu. Ya rakipler Fenerbahçe'ye karşı aslan kesiliyor. Şöyle yapıyor böyle. Yapıyor. Ne yapacak? Gelip maç mı satacak? Biz Galatasaray mıyız oğlum? Biz Fenerbahçe'yiz. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Elini mi çekecek kaleci? Galatasaray'ı niye eleştiriyorsun? Kaleci elini çekti falan filan diyor. Eleştir eleştiriyorsun. Ne yapacaktın? Bugün bu maça dair bak maça dair şok bir iddia ortaya atıldı. Teşvik primi duydunuz mu? Duymazsınız arkadaşlar. Teşvik primi konuşulmasın diye sosyal medyaya er yaman stadı bilmem ne falan filan. Bak Fenerbahçe'nin yemesi gereken kartlar konuşuluyor. Ben şimdi inanıyorum artık. Ya Alanya Spor teşvik primi aldım almadım. Ben Fenerbahçe yönetimine söylüyorum. Çıkın eğer teşvik primine dair elinizde bir belge varsa kanıt varsa deyin ki ben buradan bütün rakiplere söylüyorum. Galatasaray'ı yenen bütün takımlara 5'er milyon TL vereceğim. Berabere kalırlarsa da 3'er milyon TL vereceğim. Açık açık açıklıyorum de nasılsa bu yasalmış de. Şimdi buradan konuş. Harbi söylüyorum konuş. 13 tane maç kaldı. Kendi maçına çık. 12'şer tane maç kaldı takımlar. 10 tane takım yense 50 milyon TL ne? 2 milyon euro bile değil. Eğer varsa. Yoksa da ortalığı karşılamanın lüzumu yok. Yani Fenerbahçe kendi hatalarından bir şey yapması lazım. Rakibinin tuzağına düşmemesi lazımdı. Fenerbahçe'nin kendi hatası var. E Fenerbahçe'nin mazeretle şunu bunu olamaz. Allah sana bir şans tanımış. 2-1 öne geçmiş. Ben Allah var şunu söyleyeyim. Şimdi e, eğer Fenerbahçe kendi hatama söylüyorum. Eğer Fenerbahçe 2-1 öne geçtiyse yani buradan geri döndüyse Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yoktu. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye Ligi'nin, bak İsmail Kartal'a birkaç tane saplayacağım cümle var. Mecburum bunu saplamaya. Eğer bunu saplamazsan tarih beni yargılar. İyi de hocam takım iyi giderken sen hiç toz kondurmuyordun İsmail Kartal'a. 500 kere söyledim. 501 kere söylüyorum. Takım iyi giderken hataları elbette söylüyordum. Ancak kullandığım dil ağır değildi. Mesela ben size ne dedim? Söylemediysen bunu çıkıp yüzüme yüzüme söyleyin. İsmail Kartal'ın İsmail'i 6'da oynatması... Kurun içi 8'de oynatması lazım dedim. Demedim mi? Dedim. Bak şimdi Türkiye Ligi'nin en iyi 6 numarası İsmail Yüksek'tir. Aksini iddia eden futbolun F'sinden anlamıyordur. En iyi 6 numarası Türkiye Ligi'nin. İsmail iyi ise formdaysa 6 numara oynar. Ne kurun içi ne Fred ne başkası oynar. Doğru mu? Hani Amerika'yı yeniden keşfetmenin lüzumu var mı arkadaş? Yok. İsmail Kartal'ın en büyük hatası Fred'in yedeği diye alınan kurun içi 6 oynatıp Türkiye'nin en iyi 6 numarası 8 oynatması. Haksız mıyım? 2 hata birden. İsmail'e 8 oynatmak bir hata. Kur'un 6 oynatmak iki hata. Taç yerinde ağırdır. İsmail Türkiye'nin en iyisi 6'sı mı? Koy 6'ya. Kur'un 8 oynat. Kur'un kötü oynasa. Diyelim ki arkadaş Fred dönene kadar idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Takıma alışamadı. Adapte olamadı falan. E o zaman büyük salaklık. Büyük gerizekalılık içerisinde Fenerbahçe. İkincisi Ryan Bana göre takımı sattı. ihanet etti. Lazio'ya gitmesi gerekiyordu. Gitmedi. Şöyle oldu. Böyle oldu. Falan filan. Öyle değil mi? İsmail Kartal oynatmıyorsa vardır bir bildiği dedim. Aylardır ben aynısını söylüyorum. Siz de söylediniz. Arkadaşlar bir bilgiye ulaşamadım. Hani elime geçen herhangi bir bilgi yok dedim. Ama oyuncuyu oynatmıyor. Benim yapacak bir şeyim yok dedim. Ya bana gelen bilgi bu şekilde dedim. Demedim mi? Dedim. Hepsini söyledim bunların. E şimdi özel bir şey oldu ki demek ki dedim. Hani benim bile haberim yok dedim. Kurtarıcı olarak oyuna alınıyor. Takımı sattıysa niye oyuna alınıyor? oyuna alınacak kadar iyiyse niye bugüne kadar bekletiliyor? Her şeyi kenara attım. Bugün listeler veriliyor. Liste dışı kalırsa daha büyük rezalet değil mi? Bu tarih bunu rezaleti kime yazacak? Livakovic. Livakovic alınırken bak siz söylediğinizi unutacak kadar balık hafızalısınız. Ben söylediğimi asla unutmayacak kadar iyi hafızalıyım. Livakovic alınmadan önce size ne dedim? Varsa yalanım yüzüme yüzüme vurun. Deyin ki yalan söylüyorsun. Altay bayındır uzaktan goller yiyor diye. İşte takımın modunu düşürüyor diye. Kalemize gelen ilk toplar gol oluyor diye Livakovic alındı değil mi? Yani Altay Bayındır maç kurtarmıyor diye. Eğer Livakovic her 30 metreden gelen şutu yiyecekse ne işimize yaradı? Da? Ne işimize yaradı ya? Kendimizi mi avutuyoruz? Şunu şunu kurtardı diye kendimizi avutuyoruz. Gazan 90 artı da kornere çeldi. Üstüne gelen topu kornere çeldi. Pozitif bir şey yok ki. Buksa Antalya maçına kafayı vuruyor. Yani o slow motionlık bir kafa vuruşu. Livakovic efendi topu tutuyor. Hareketler hareketler. E bunu ben de yapar. Bunu sıradan bir kaleci de yapar. Bu sezon kaleyi bulan 19 uzaktan şuttan do 7 tane gol yemiş. Sizce kalede bir sıkıntı yok mu? Sizce Fenerbahçe kalesinde bir sıkıntı yok mu? Ferdi Kadıoğlu dün ukalalığına ilk golü yedirdi. İlk golü yedirdi. Orta sahadaki arkadaşların haraplığından, bitikliğinden oyuncu topu alıyor, geziyor, gidiyor, koşuyor, vuruyor, şutunu çekiyor, golünü atıyor. Ama hocam deva için aynı kapalıydı. O bahane bulacaksak. Ya sabek oyuncusu orta sahada paralel bir koşu yapıp nasıl geçebiliyor? Nasıl geçebiliyor? Nasıl? Nasıl? Shimanski nerede? Fred, şifre işte diyorum. Kurniş nerede? İsmail nerede? Ciku önde kalmış. Ciku nerede? Yani dört tane. Tadici çalınmamış. Tadici zaten boş. Boş. Artık tadici boşu almış. Forma adaleti. İsmail Kartal sen forma adaleti sağlayamayacaksan ne diye teknik direktörlük yapıyorsun? Ne diyesin? Ya Tadiç oyundan düşmüş. Tadiç'i çıkartmıyor. Kur'an'da mı yazıyor İsmail Kartal? Merak ettim. Yani ben öyle bir ayet görmedim. Nerede yazıyor ya? Nerede yazıyor? Tadiç'i çıkartmayacaksın. Nerede yazıyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe asıl tartışmaların şimdi göbeğine düştü. Şimdi herkes şunu konuşacak. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal mı? Tadiç mi? Bunu konuşacak. Sebebi İsmail Kartal. Rakibi analiz edememişsin. Bak Gaziantep'te ben seni ayakta alkışladım. Sumudika'yı süper susturdun dedim. Yedeklerle çıktın. Pozisyon vermeden kazandın. Çok güzel. Müthiş. 8 gün boyunca yatan futbolcuların Alanya maçında sanki yorgun gibiydi. Dün maça çıkmış gibiydi. Bu terbiyesizliğin cezasını kime çektirelim? İsmail Kartal ve futbolculara bir şey cümle kuracağım. Şerefiniz varsa kalan bütün maçları kazanırsınız. Şampiyon olursunuz. Şerefiniz yoksa da salın gitsin. Şerefinize bırakıyorum. Açık ve net. Korkusuz şekilde diyorum. Şerefiniz varsa geri kalan bütün maçları kazanırsınız. Şerefinize bırakıyorum. Öyle almıyor. Herkes bizi aslan kesiliyor. Ne yapacak kardeşim? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak ya? Gelecek Ertuğrul. Buyur Fenerbahçe gol at. Elimi çekiyorum mu diyecek? E Galatasaray'dan ne farkın kaldı? Heriflere demek laf bırakmıyorsun. Fenerbahçe resmi hesabından açıklama yapıyorsun. Dualarla inmetlere. Hani FETÖ'yle şampiyon oldun diyorsun. Bak Galatasaray kulübüne de ben esefle kınıyorum. Herifler size FETÖ'cü diyor. Yani FETÖ'ne şampiyon oldun diyor. Çık dava et mesela. Niye etmiyorsunuz? Korktuğunuz bir şey mi var? Kocunduğunuz bir şey mi var? Saklamak zorunda olduğunuz bir şey mi var? Çıkın dava edin Ali Koç'u. Ben etsem beni dava edersiniz. Gariban bir, bir aile babası beni dava edersiniz. Hiç mi Allah'ınız kitabınız yok? Bana gelince Allah'ınız kitabınız yok da oraya gelince niye şey yapıyorsunuz? Peyri play, chart, chart. Onun bizimkiler her sıkıştığında Galatasaray posterleri saklı. Az önce ben de kurdum cümleyi. Ben o cümleyi kurarken boşuna kurmadım. Bize bunu öğrettiler. 5 senedir 6 senedir Ali Koç sayesinde sıkıştık. Hemen sal gitsin. Bir de 5 yıldız dolayı var. Bak 59 öncesi. Muhtemelen Ali Koç 1-2 hafta içinde 59 öncesine ilgili konuşur. Atatürk'le ilgili konuşur. Araya bunları sıkıştırdığı zaman taraftarın nabzı düşüyor. Çık Eryaman'la ilgili konuş. Çık. Ya ben bak şunu söyleyeyim. E, ee, kim kimin kayığına ne kadar bindi herkes her şeyin farkında. Fenerbahçe taraftarı, sağ, stadyumdaki taraftar. Şu tabloda hiç mi sizin katkınız yok? Ben size burada yemin edebilirim. Bak ben burada yemin edebilirim. Trabzonspor maçı. Sosyal medyaya bakın. Fenerbahçe bu maçta hakemle yenilmiş. Yani hakeme rağmen yenilmiş. Hakem Fenerbahçe'yi kollamış. Kesinlikle yalan. Şimanski'ye ya 45 artıda e, çalacağı Penaltı. Maçın kaderini değiştirdi. Onaçu 10, 10 faul ile 0 sarı kartla bitirdi. Aynı maç. Aynı Alanya maçının kopyası. Galatasaray maçı. Galatasaray oyuncuları yerden kalktı mı? Yapmaktan ayağa kalkabildiler mi? Bir bakın. Anne Cikun'un pozisyonunu konuşuyorlar. Başka hiçbir şey yok. Oyuncu kendi kendine direğe çarpıyor herifler. Bundan algı yaptılar. Kafayı vurdu şöyle böyle. Samsun maçın. Verilen faule bir bakın. Galatasaray stadında benzer faulü verseydi Samsun'a. Galatasaray stadında Samsun şey e, Samsung diyorum başka bir maç var hemen bir sonraki maç Galatasaray bir farklı kazandı o faulü vermese ya da verse şeyin Kerem'in de herhalde faulü o faulü verse e, Galatasaray'ın gol yiyip ama penaltı atıp gol kaz yani penaltı kazanıp gol attığı maç orada aynı faulü verse aynı hakem Allah'tan korkusuz aynı hakem kitap kitaplı olmayan aynı hakem aynı şeyi verse Alanya maçı yine hakeza Rakibin kartları verilse. Hadi Cengiz'e de verirsin. Kabul. Fatih Aksoy Ağustos'ta 30 da atlasın. Cengiz 45 artı da atlasın. Kabul. 10'a 9 oynansın maç. Ben yine söylüyorum şu tabloda tabii ki de hakemlerin katkısı var. İsmail Kartal'ın da katkısı var. Taraftarın da katkısı var. 50 metreden top ayağına geliyor. Vur 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 vur. Allah canınızı almasın. 50 metreden vur 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 vur. Tepki yok. Bir şey yok. Ben şunu söyleyeyim. Şampiyonluk kaybedilmedi. Şampiyonluk kaybedildi diyen varsa beynini kaybetmiştir. Beyinsiz yaşıyordur. Beyinsiz yaşıyordur. Süper Lig'in en iyi orta sahası Fenerbahçe'de. Aksini iddia edenle futbol konuşmam. İsmail Yüksek, Fred Şimanski. Üçünün ahenk kurduğu maçlarda Fenerbahçe şiir gibi top oynuyor. Türkiye Lig'in en iyi kanat oyuncuları. Sağ kanat Fenerbahçe'de. İrfan Can Cengiz. Ne derseniz deyin. Tadiç siz ne kadar yerin dibine sokarsan sokun. Ben ne kadar sokarsam sokun. 34 yaşında koşmuyor şöyle böyle desek de yaptığı katkı malum. Kerem Aktürkoğlu kadar küfür yemiyor Fenerbahçe taraftarından. Aksız mı? Rebiç kadar küfür yemiyor taraftardan. Yemiyor. Demek ki bir şeyler doğru. Edince komplike bir forvet. Tam takır. Yani kuru bakır falan değil. Tam donanımlı bir forvet. Orta sahaya da gelir. Pasta dağıtır falan. E savunma hattı. Ferdi Osterwolde, Solbeck'in Osayi Mert Müldür Sağbek'in stoperler 5 tane stoperim var. Fenerbahçe kadrosu bak kaleci hariç. Birinci sıraya hepiniz Mustera'yı koyarsınız. Açık söyleyeyim. İkinci sıraya Uğurcan Dandik. Beşiktaş'ın kalecisi Dandik. Livakovic de Dandik. 3 Dandiklikte yarışır. Ben size söyleyeyim. Belki Livakovic 4. bile olur. Bu Dandiklikte. 10 tane futbolcu ligin üstünde diyorsan. Hadi 9 diyelim. Hadi de sayma. 9 futbolcu Türkiye liginin en iyisi diyorsan. Yani orada çoban olsan yine bu kadroyu şampiyon yapmak zorundasın. Şerefiniz varsa şampiyon yaparsınız. Şampiyon olursunuz futbolcular. Size söyleyeyim. Taraftar manatlar. Umurumda değil. Kadıköy'deki maçlardan korkuyorum ya. Kadıköy'deki maçlardan korkuyorum. Keşke Fenerbahçe stadında zemininde bir altın altın bir şey petrol metrol çıktı deseler de maçları başka stadda oynasak. Vallahi başka stadda oynasak. Atatürk Olimpiyat'ta oynasak. Biraz da bunu düşünün. Son olarak geçen sene lig bitti. Ligin bitimine 12 maç kaldı. 12 maç kala şunu yaşadık. A++++ Jesus. İsmail Yüksek ve Crespo'yu yedek başlattı. Kimle başladı maça bilin bakalım? Mert Hakan ve Arao. Yanlış duymadınız. İsmail Yüksek, Crespo yedek başlayıp Arao, Mert Hakan ilk 11 ile şu maça başlanıldı. 4-1 geriye düştü takım. Rakip 10 kişi kaldı. Bakın, dünya yüzeyi salaklığın daniskasını burada gördü. Salat nasıl olunur? Böyle olunur. Daniskası nasıl olunur? Aha yine böyle olunur. Yani dünyada böyle bir şey görüldü. Rakip kırmızı yedi. Ve 4-1 geriye düşüldü. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Bence inanın. Çok komik, enteresan bir olay. Ve 2 puan geriye düştük diye 13 hafta kala her şey bitti. Şu bu falan filan. 19-19 yapılan yapan takım da bu takımdı. İlk mağlubiyette her şey bitti diyenler de aynı kişilerde. Trabzon maçından sonra. 2 puan. 2 puan geriye düştük diye ağlamak yerine kadromuz iyi. Destek olalım. 2 puan bir maçta da kapanır diyemiyoruz. Hocam İsmail Kartal'a güvenmiyorum. Sen de söyle. Ben bu maç üzerinde konuştum. Ben geçen maçı deleştiririm. Ben onu deleştirdim. Ama 19-19 yapan takım bir şeyleri doğru yapıyordu. O geçsin bu geçsin şöyle yeni teknik direktör falan filan destekleme. Asıl şimdi destek zamanı. Son maça kadar, son düdüğe kadar. Rasim Ozan Kütahyalı adlı eskiden Fethullah Gülen'e övgüler dizen şahıs Selahattin Baki Volkan Demirel ile görüştü demiş. Hocam Fenerbahçe'de yalanlaması lazımdı. Fenerbahçe adam yerine koyup yalanla, yalanlasın mı? Bak ben şunu eleştiririm. Brett yokken Fenerbahçe çökmüşse bu İsmail e, Kartal'ın sıkıntısıdır. Taraftar 30 metreden futbolculara şut şut diyorsa bu İsmail Kartal'ın suçudur. Lincoln gönderilip o gönderilip bu gönderilip Zay Smiles tutuluyorsa bu İsmail Kartal'ın suçudur. Kenti aylar boyunca oynatmayıp kurtarıcı diye alıyorsa hocam kurtarıcı diye de almadı zaten maç gittiydi o yüzden aldıydı çok fark etti. Çok fark etti. Ya kılıf hazırlayacağınız diye saçmalamayı bırakın artık. Saçmalamayı bırakın. Ve merak ediyorum yani bu kadar hatadan İsmail Kartal'ın yardımcıları hiç mi nasibini almıyor? Hiç mi ders almıyorlar? Ya ben tekrar tekrar söylüyorum. Şerefiniz varsa kalan maçları kazanırsınız. Şampiyon olursunuz. İsteyen bana kızsın, isteyen darılsın. Ben inanmak istiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanmak istiyorum. O oldu, bu oldu, şu oldu, şurada oynanacak, burada oynanacak, şu eksiğimiz var. Beni alakadar etmez ki. Galatasaray haftalarda Abdülkerim'siz oynuyor mesela. Hiç kimse sızlanmıyor. Adam almış sol bek yok, sağ bek yok. Barış Alper'i bilmem sol bek oynatıyor, bilmem ne yapıyor. Maceraya giriyor bence çok büyük maceraya giriyor. Yani sağlam taş gibi bir takım gelse belki fark atacak altı sıraya. Ha Fenerbahçe taraftarına göre ne? Trabzon yattı, öbürü yattı, öbürü yattı, öbürü yattı. Ya hiçbir şerefi olan bir futbolcu yok bu takımlarda size göre. Hiçbir şerefi olan, onuru olan, haysiyeti olan namuslu futbolcu Herkes mi yattı? Hani biz diyorlar ya işte siz kendinizi böyle avutursanız çok sezon şampiyonlukla göremezsiniz. Fenerbahçe taraftar olarak biz kendimizi önce şöyle avutalım. Biz Fenerbahçeyiz. Türkiye'nin en büyük takımıyız. Kim olursa olsun Mustafa Hoca da rakip de oynasın. Ben de oynayayım. Ahmet de oynasın. Mehmet de oynasın. Canını dişine takar. Ölümünü oynar. Oynamak zorunda. Türkiye'nin en büyük takımına karşı oynuyor. O zaman biz büyük büyük değiliz diyelim kendi kendimize. Fenerbahçe'yi yenmek için teşvik. Fenerbahçe'yi yenmek için teşvik almasına gerek yok takımlar. Şerefi olan, onuru olan, yaşama sevinci olan, karakteri olan anasından babasından temiz süt emen herkes Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yenmek için çatır çatır oynar. Ha sütte bozukluk varsa, kanda bozukluk varsa oynamaz o ayrı mesele. Ba yani me anladınız değil mi arkadaşlar? Wagner'la Alanya'da 200 şey, e, 150 bin euro mu ne alıyordu? Beşiktaş'a geldi 3 milyon euro aldı. Anladınız mı? Berkan Kutlu Alanya Spor'da ne alıyordu? 100 bin euro alıyordu. Galatasaray'a geldi 2 milyon, 2 2,5 milyon 2,25 milyon almaya başladı. Gerizdeki alın futbolcular. Altı Zıra maçında aslan kesilmesi lazım. Fenerbahçe'nde aslan kesilmesi lazım ki alması için. Dün Alanya'dan kimi alırsınız? Hocam Oğuz Aydın'ı alırız. Ferdi'ye çok zor anlar yaşattı. Abi ben size söyleyeyim mi? Aylardır, yılla belki 2 yıl oldu. Çocuğu izliyoruz. Oğuz Aydın almaz mısınız mesela? Ben alırım. Çatır çatır oynadı. Dün saha zemininde varlığı yokluğu bilinmez olsaydı alır mıydınız? Geçeceksiniz bunları. Biz önce öz eleştirimizi yapalım. Sonra etrafa bakalım. Sonra tekrar konuşuruz. Yazarlar onu dedi, şunu dedi, şu hataydı, bu hataydı. Umrumda değil. Umrumda değil. Yani ne olursa olsun umrumda değil. Gerginlik, stres, takımlar Fenerbahçe'yi çözüyor. Ya fener, takımlar Fenerbahçe'yi çözmüş. Bak. Samsun maçında Galatasaray ne yaptı? 90 dakika defans oynadı. Samsun olsanız bekler misiniz Galatasaray sahasına çekilecek bekleyecek? Yok. Sürpriz hamle. Dün herif ne yaptı? Aylardır oynatmadığı sağ bekini forvet olarak oynattı. Bekler misin sürpriz hamle? Beklemezsin. Buna göre yapıyorsun. Ben size diyorum ki çık Rize maçına sol kanatta Kent'le başla. Yok İsmail Kartal başlamaz korkar. Teknik direktörlük burada çıkar ortaya. Anladınız mı? Teknik direktörlük burada ortaya çıkar. Standartta ben de yaparım. Bugün tek hepimiz olsak İsmail İrfan'ı çıkar. Cengiz Al çok rahat. Çok rahat. Şimanski'yi çıkarınca kimi alacaksın? Hocam çift forvete dönerim. Serdar Dursun. Ben merak ediyorum kadroya niye alınmadı? Doldur boşalta döneceğimiz hiç mi aklına gelmedi? Doldur boşalta dönünce de Ceko'yu çıkartmak. Nereden bakarsanız bakın İsmail Kartal ve yardımcıları sınıfta kaldı. Taraftar sınıfta kaldı. Maçın hakemi. Bu maça tecrübesiz hakem vermek kimin oyunuydu sizce? Kimin katakullisiydi sizce? Amaç neydi sizce? Çok konuşulacak şey var ama ben diyorum ki sahanın içinde kalalım. Şike mi yapıldı? Tecrübik primi mi verildi? Dopik mi var? FETÖ mü var? Bilmem şu mu var? Atatürk düşmanı var? Umurumda değil. Bana ne? Ali Koç koltuğunda rahat oturana kadar, yönetim koltuğunda rahat oturana kadar onlar onlarla uğraşsın. Ben takımı odaklanıyorum. Ben ürün alıyorum Fener Ün'den. Ben burada bir şeyler yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Destek oluyorum. Bir şey yapıyorum. Takım da bir zahmet kendine geleni yapsın. Son kez aynı cümleyi tekrar ediyorum. Özür dileyerek aynı cümleyi tekrar etmemden rahatsızsınız. Biliyorum ama Fenerbahçe futbolu ağa takımına, futbolcularına, teknik heyetine, teknik direktörüne hepsine söylüyorum. Şerefiniz varsa kalan bütün maçları kazanırsınız. Şampiyon olursunuz. Herifler sizi e, stadında yeneceğinden niye bu kadar emin? Hakeme arkasına alacaklarından Hayır. Sizin psikolojinizin bozulup kafayı yiyip kafayı sıyırıp oraya gittiğinizde bizi nasıl hakemle yenecekler. Bizi nasıl hakemle yenecekler. Bu psikozun içine girmenizi düşündükleri için yapıyorlar. Herifler sizin dik durduğunuzu görseler. Mesela şunu söylesin İsmail Kartal. Arkadaş 13 maçımız kaldı. Namusum şerefim üstüne yemin ediyorum. Söz veriyorum. Allah'ımın Kur'an'ımın üstüne yemin ediyorum. Ben 13 maçı da kazandıracağım bu takıma. Elimden geleni yapacağım. Hakem engeller. O onun Allahsızlığı dese. Hiç kimse bir şey demez biliyor musunuz? Alt psikolojik savaş böyle kazanılır. Çık söyle. Senin görevin bu zaten. Kazanmak gerek görevin. Göre. Çık de ki arkadaş ben bütün kalan bütün maçların hepsini kazandıracağım bu takıma. Elimden geleni yapacağım. Araştırmamı da yapacağım. incelememi de yapacağım. Futbolcularımı aşılayacağım da. Şampiyonluğu da aşılayacağım. Rotasyonu da yapacağım. Hak eden hak ettiği formayı da vereceğim de. Çekil kenara. Biz ne yapıyoruz? Onlar yatacak. Şu da Galatasaray'a yatacak. Bu da yatacak. Kendim de dahil hepimize öz bulundum. İnşallah bir şey anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Fikrinizi özgürce beyan edin. Fikrinizi özgürce beyan edin. Yorumlardaki herkes Fenerbahçeli değil. Her Fenerbahçeli'ye de sen Fenerbahçeliysen ben değilim cümlesini kurmayın artık yeter. Bana bile böyle başlık atılmaz. Böyle bilmem ne yapmaz. Evet, siz Fenerbahçeli'siniz. En Fenerbahçeli sizsiniz zaten. Sizden başka kimse yok. Çıkın şunlardan. Görüşmek üzere.